Mehmet Laç'ın 3 hafta önce HDP İzmir İl Başkanlığı önünde HDP'ye süre vermişti. Kızım Gamze'yi 3 hafta içerisinde sizden istiyorum demişti. Ancak Gamze gelmedi. Mehmet Laç'ın nöbet eylemine yeniden başladı. Ben HDP'ye 3 hafta süre vermiştim. 3 hafta içinde kızımı geri vermezseniz ben yine buradayım demiştim. O sözümde durdum. Kaldığı yerde devam ediyorum. Elinde en son 16 yaşında gördüğü kızı Gamze'nin fotoğrafıyla 3 hafta önce HDP İzmir İl Başkanlığı'nın önünde nöbet tutmuştu. HDP'ye 3 hafta süre vermiş, kızımı geri getirin demişti. Gamze dönmedi. Acılı baba Mehmet Laç'ın da yeniden HDP İl Binası önündeki nöbete başladı. Sevindirici haberler de aldık. 13 tane evlat devletin gücüyle ailesine kavuşturuldu. İnşallah 14. çocuk da benim olacak. Mehmet Laç'ın 9 yıldır kızı Gamze'den haber alamıyor. 1,5 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf karesinden başka hiçbir iz yok. Ben kızımla ilgili iz bulamadım. Sadece bir fotoğraf elime geçti. O da biraz beni ümitlendirdi. Kızımın Diyarbakır HDP il binasından sevk edilmiş, Habur sınır kapısından dağa gönderilmiş. Ben de bu nedenle kararlıyım, azimliyim. Ben kızımı HDP'den almadan bugün 190 gün, yarın 191. gün, 191 senede geçse ben kızımı almadan bu kapıdan ayrılmam. Mehmet Laç'ın kızı Gamze'yi en son 9 yıl önce yani 16 yaşındayken gördü. 9 yıldır da kızı Gamze PKK saflarında. Şimdi ise Mehmet Laç'ın isteği şu. Kızım onların elinden kaç kurtul, devlet seni bize teslim edecek. Kızıma mesajım, kızım eğerse duyuyorsan, hayattaysan çekinme, korkma, devlet güvenlik güçlerine polis olur, asker olur. Teslim ol. Hiç bu fırsatı bulamazsın da peşmergelere teslim ol. Peşmergeler seni devlete teslim eder, bana kavuşursun.